anları yaşıyorum arkadaşlar. O kadar araca bindim, o kadar ilginç otomobiller kullandım. Hiçbirinde şu orijinal devrime bindiğim kadar böyle heyecanlanmadım. Gözlerinin dolmaması imkansız bu aracın içine bindiğiniz zaman. Arkadaşlar merhaba. Şu anda bakın devrimin yanındayız. Yerli Oto geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. O törende dikkat çeken detaylardan bir tanesi de devrimdi arkadaşlar. Neredeyiz? Eskişehir'de Tülomsaç Müzesi'ndeyiz ve tek kalan devrimle birlikteyiz. Bu arada bu aracın çeşitli böyle replikaları da var. Klasik Araç Festivali'nde bir tanesi vardı. O da replika. Mesela ODTÜ Müzesi'nde var. Antalya'da bir tane var. Birkaç tane daha yerde böyle filmler için vesaireler için yapılmış replikalar var. Tek kalan orijinal devrim bu. Başka da devrim yok arkadaşlar. Türkiye'nin otomobil tarihinde çok çok önemli bir yere sahip. Şöyle bir kısaca hemen bir hikayesinden bahsedeyim. 1961 yılında Cemal Gürsel tarafından bir emir veriliyor. Türkler bir yerli otomobil yapacaklar kendileri. Herkese göstereceğiz. Yerli otomobili kendimiz yapabiliyoruz diye. Devlet demir yollarına başvuruluyor. Deniliyor ki bu araç 29 Ekim'e kadar bitirilmesi gerekiyor. Başlangıç tarihi 16 Haziran 1961, bitmesi gereken tarih 29 Ekim 1961. 4,5 ayda arkadaşlar bu işi bitirin diyorlar. Düşünün. Ve de yerli oto, öyle toplama otomobil yapmayacaksınız. Motorunu yapacaksınız, yeniden tasarlayacaksınız. Birçok şeyini, kaportası vesairesini, bu kadar zor bir iş ve 4,5 ayda yapacaksınız. Normal bir otomobil firması bile bunu yapamaz. Ama Türk mühendisleri o zaman için bayağı bir yokluk durumunda bile bu işi yapmayı başarmışlardı arkadaşlar. Gece gündüz çalıştılar. Müthiş bir efor sarf ettiler. Devrimi 29 Ekim'e yetiştirdiler. Ben bunu o kadar iyi anlıyorum ki oradaki insanların bu özverisini, çalışkanlığını. Kendim makine mühendisiyim. En fazla içinde bulunmak istediğim ortamlardan bir tanesidir. Bir otomobil tasarımıyla ilgili bir ekip içinde arkadaşlar. İşte o yüzden onların ne kadar büyük hevesle bu aracı yapmak istediğini çok çok iyi biliyorum. Ama tabii iş çok istediğimiz gibi, böyle arzuladığımız gibi de sonlanmadı arkadaşlar. Aracı çok güzel bir şekilde yaptılar. Mesela bazı şeyleri, işte camları, acil yetişmesi gereken komponentlerin bazıları, kardan milinin bir kısmı, şanzımandaki bazı dişiler böyle hazır alındı, kullanıldı. Motorda da, motor yataklarında böyle şeyler vardı. Ve de %80'in üzerinde bir yerlilik yakalandı. Tabii tasarımı da aynı şekilde yerliydi. Bu da çok önemli bir detay. Gördüğünüz her şeyi elle çizdiler, yaptılar ve bu ilginç tasarım ortaya çıkardılar. Motor kısmında bazı ölçüleri böyle küçülterek, büyülterek bir şekilde böyle tasarımı yakaladılar. Ve de bunu 4,5 ayda yetiştirdiler. Bu bir kopya değil arkadaşlar. Kendi özgün tasarımımızla bazı şeyler örnek alındı. Bunu burada mutlaka değinmek lazım. Çünkü bir şeye başlayacaksanız ve de bu kadar kısa sürede bir şeyi yetiştirmek istiyorsanız mutlaka bir şeylerden örnek almanız lazım. Koreliler bunu yaptı, Çinliler bunu yaptı. Yıllar boyunca yaptılar ve de şu anki durumları belli. Biz 1961 yılında devrimi yaptığımızda arkadaşlar Koreliler daha savaştan yeni çıkmış, toparlanmaya çalışıyorlardı. Hyundai Pony modelini yarattılar mesela ve de 1975 yılında. Bu çok önemli. Aradaki farka bakar mısınız? 14 yıl önce biz Korelilerden bu aracı yapmayı başarmışız. Yani o günlerden itibaren bu araçla ilgili ciddi çalışmalar yapılıp seri üretime dökülebilseydi şu anda belki de 4-5 markamız, onlarca farklı modelimiz olacaktı arkadaşlar. Tabii şimdi nasıl tasarlandığından bahsettik. Nereden nereye geldi? Bunları söyledik. Peki neden sonlandı? Şimdi bu araçları bitiriyorlar. 2 tane araç yapıyorlar ve de trenlere yüklüyorlar. Ankara'ya gidecek. 29 Ekim törene katılacak. İşte Cemal Gürsel yer alacak. Herhangi bir kıvılcım sıçraması vesaire durumu olur diye depoları boşaltıyorlar. Depoları boşalttıktan sonra bindiriyorlar. Sadece böyle belli bir mesafeyi kat edecek kadar içerisine benzin koyuluyor. Sonrasında da işte bu kortejde bir benzin bitmesi sorunu yaşanıyor. Ama bu konu böyle çeşitli söylentiler de var. Öyle çok da abartılacak bir konu olmamasına rağmen böyle 100 metre bir tanesi siyah araba gidiyor ve duruyor arkadaşlar. Ondan dolayı da hatta işte Cemal Gürsel diyor ki garp kafasıyla araç tasarladınız ama şark kafasıyla gittiniz bu araca benzin koydunuz diye böyle bir ciddi bir sözü vardır. Yani batı kafasıyla araç yapıp doğu kafasıyla benzin koydunuz gibi böyle de önemli bir nokta var. Tabii araç böyle
Durduğuna bakmayın. Hatta bu aracı alıyorlar, korteje götürüyorlar. Anıtkabir'e gidiyor. Diğer araca da benzin takviyesi yapıyorlar. Hiçbir sorun yok. Tıkır tıkır çalışıyor araçlar. Basında çıkan çok olumsuz şeylerle işte devrim yürümedi, devrim bozuldu, devrim çalışmadı, yok şu kadar para harcandı vesaire gibi şeyler yüzünden arkadaşlar devrim projesi maalesef rafa kaldırılıyor. 4 tane devrim yapılıyor, 10 tane motor üretiliyor çeşitli tiplerde. Şimdi motorundan ve içinden de bahsedeceğim bu arada. Kaçırmayalım onları da. Ve de 7 tane de şanzıman yapılıyor ama bu proje rafa kalkıyor. 3 tanesi hurdaya ayrılıyor ve tek dediğimiz gibi bu araç kalıyor. Ve şu anda da hikayesini maalesef anlatıyoruz. Keşke gerçeğe dönüşseydi, seri üretim olarak bir devrim diye bir markamız da bizim olsaydı arkadaşlar. Şöyle bir genel tasarım detaylarına bir bakalım. İçine bakalım, bagajına bakalım, altına bakalım, motoruna bakalım. Size devrimi her yönüyle tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada geldiğim gün tam olarak bu şekilde. Her yerde kar var, yağmur yağıyor. Çok ciddi bir şekilde kötü bir güne denk geldim. O yüzden tam da planladığım çekimi yapamıyorum. Ama mümkün mertebe sizlere de tüm detaylarını tanıtacağım. Böyle kapalı bir yerde muhafaza ediliyor. Bu da önemli. Şöyle hatlarına genel baktığımız zaman o dönemin Fiat 1300-1500 modelleriyle benziyor. Ama özellikle ön tarafı genel silüetini değiştirmişler. Yani farklı bir tasarım ortaya çıkarmayı başarmışlar. Sajlar vesaire tamamen Devlet Demir Yolları'nın atölyelerinden temin edilmiş. Lokomotiflerin kazanlarını yaptıkları malzemeler kullanılmış. Özel böyle preslerde yapmışlar bunları. Filmde bunlar detaylı bir şekilde gösteriliyordu hatırlarsınız. Şöyle mesela arkasına bakıyorum. Şu kromlar ihmal edilmemiş. Tamponda olsun. Stopların ayrıca stoplarımız var. Aydınlatmalarımız var. Ve de arkadaki devrim plakalığı ve devrim yazısı, el yazısı gibi. Bu da Devlet Demir Yolları'nın. Şu çıkıntılar falan hakikaten çok şık. Yani böyle kırlangıç dediğimiz o dönemin önemli tasarımları var biliyorsunuz. O kırlangıç kasaların resmen böyle daha kalın, daha ince. Şu kısımları da belirgin ama buraları böyle dikdörtgen şekilde yapılmış. Şöyle arkadan bir bakıyorum aracın genel silüetine. Üst kısmı böyle yuvarlak. Yanlara gelince bu çıkıntılar arka kırlangıç kısmıyla böyle devam ediyor. Ve gördüğünüz gibi öne kadar aydınlatma grubuna kadar geliyor. Burada da aynı şekilde krom tercih edilmiş. Yine panjurda yine o dönemin önemli detayları. Devrim yazımız böyle kocaman kendini gösteriyor. Çift lambalar dediğimiz gibi arada böyle bir farklı bir malzeme de kullanılmış. Yine kromlar en altta panjuru komple çeviriyor. Burada yine krom tampon. Ve sis farları bakın kromlu. Bunlar da ayrı güzel. Sevimli, şık bir tasarım. O dönemin böyle orta düzey sedan araçları gibi boyutlara sahip. Yani mesela 4,5 metre uzunluğunda, 1,80 genişliğinde. Bu nedir? Günümüzün de C segmenti hatchback araçları gibi falan aşağı yukarı. Ya B ya da B artı sedanları gibi falan bir boyuta sahip. Onu da belirtelim. Lastikler bakın beyaz yanaklı. Altta kromlar yine yapılmış. Çizgili bir şekilde devrim yazısının altında aracı boydan boya geçen yine kromumuz. Kelebek cam etrafında krom mevcut. Kromlar burada da devam ediyor. Mesela şu kısım o Mercedes'in ponton kasaları vardır bilirsiniz. Onlar gibi böyle yuvarlak tasarlanmış. O da hoş görünüyor. Yağmur olukları. Bakın tek tek böyle elle dövülmüş. Burada bir havaalan kısım var ön tarafa. Silecekler ve iç içe bakıyor, dışa açılıyor silecekler. Buradan daha net bir şekilde görülüyor. Anten, yine krom, her şey krom. Jantlar da gerçekten çok şık. Bakın böyle tabak gibi. Türk bayrağı da ihmal edilmemiş. Cam kenarlarına da bir bakalım bakmışken. Bakın burada fitilleri. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var. Araç yaklaşık 1-1,5 yıl önce komple revize edilmiş. Yani motorundan şanzımanına, dışına, işte kaportasına her şeyini tekrar yapmışlar arkadaşlar. Böyle kapalı yere alıyorlar. Önceden bir dönem açık bir yerdeydi. Sonra artık tabii değeri de daha güzel anlaşılıyor.
Ve önemli bir eser. Bizim ülkemiz tarihi açısından ders alınması gereken şeyler var. Mesela ben şimdi aracı görünce gerçekten şöyle hislere düştüm. Oradaki mühendislerin çabası hakikaten inanılmazdı. Ve de o mesela ilk böyle projenin heyecanı olur olmaz denmesi, insanların ona böyle verdiği tepkiler güzel yaşatmışlar. Ben de onları böyle film her seferinde izliyorum, izliyorum, yaşıyorum. İzliyorum, izliyorum, yaşıyorum. Ve de herhalde 15 kez izlemişimdir o filmi. Böyle her seferinde de ya bu araba bu sefer yürüyecek diye bir hisse kapılıyorum. Bilmiyorum sizde de oluyor mu? Bu apayrı bir şey. Yani insan o kadar fazla böyle ülkesinin bir milli aracı, kendisinin bir markası olsun istiyor ki otomobilde. Böyle o filmde bile bir şekilde bir tatmin olabiliyor. Bu sefer olacak diye düşünebiliyorsunuz. Şimdi isterseniz bir de içine binelim. Bayağı uzatmayalım. İçinde merak ediyorsunuz biliyorum. Devrimimizin içi. Hemen şöyle kapı içlerine bakalım. Bunlar bakın yenilenmiş hepsi. Bayağı şık desenlere falan şöyle baktığınız zaman işte kapı açma, cam açma ve tutamak. Tavan delikli bir derimsi malzemeyle kaplı ve de divan tipi koltuklar. Yani bu araca 6 kişi böyle rahatlıkla binebilir. O kadar geniş. Hemen ben şimdi biniyorum ve bu anları yaşıyorum arkadaşlar. Evet, işte o kadar araca bindim. O kadar ilginç otomobiller kullandım. Böyle bugünkü fiyatları 10 milyon 15 milyon lira olan araçlara bindim ama çok samimi söylüyorum. Hiçbirinde şu orijinal devrime bindiğim kadar böyle heyecanlanmadım. Çünkü burada bizim tarihimiz yatıyor arkadaşlar. Büyük bir hüsran yatıyor, büyük bir üzüntü kaynağı yatıyor. Keşke devam etseydi, keşke bizim de bir markamız olsaydı arkadaşlar. Yani insanın gözlerinin dolmaması imkansız bu aracın içine bindiğiniz zaman. Ben neyse uzatmayayım arkadaşlar. Hemen bakın ön kısmına şöyle bir bakalım. Şu çıkıntılar iki tane. Hatırlarsanız o dönemin Mustang araçlarında da aynı böyle çıkıntılar olurdu. Onlar da ayrı şık. Burada bakın saat var. Torpido. Burada Blaupunkt bir tape. Devrim yazısı. Ve de göstergeler. Göstergelerde hatta o filmde ne diyordu? Ya burada ne güzel Türkçe yazıyor. Ne kadar güzel bir şey diyordu. Bakın yağ basıncı, benzin, su sıcaklığı ve şarj. Bu arada eklemeyi unuttum. Yerli kısımlarda mesela bazı şeyler hazır alınmış demiştik. O hazır alınan şeylerden bir tanesi elektrik sistemiydi. Neden? İşte camlar, elektrik sistemi bunlar zaman alıp özel tasarım gerektirebilecek şeyler. Onları hazır almışlar. Ama mesela motorun üzerine özellikle düşmüşler. Demişler ki bu motoru yerli olacak. Çok büyük oranda yerli olmuş motoru. Burada bakın mesela şu motorumuzu açmaya yarayan şey. Burada çeşitli İşte lamba vesaire gibi şeyler. O dönemin Amerikan araçlarında da birçok aracına da bu şekildeydi. Kemik direksiyon. Ortasında devrim yazıyor. Ve orijinal belli ki mesela bu herhangi bir şekilde değiştirilmemiş. Oynanmamış. En fazla boyayıp bırakmışlar. Vites kolu da direksiyonda. Ve genişlik çok güzel arkadaşlar. Yani şuraya 3 kişi çok rahat bir şekilde oturur. O kadar rahat oturur ki. Bir de şuraya bakayım. Burada da bir yer var. Herhalde hoparlör gibi tahmin ediyorum. Onu tam bilemiyorum. Şöyle alt kısımlarına da bir bakalım. Burada gaz pedalı, fren, debriyaj hepsi gaz pedalının üstü de kaplı. Yerler halı kaplı. Yani 4,5 ayda şöyle bir aracı çıkartmışlar. Helal olsun diyorum, başka bir şey demiyorum. Şimdi bir de hemen arkaya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi arkası tam aile otomobili. Yani 4 kişilik bir aile bu araçla o kadar güzel seyahatler yaparmış ki. Bol bol yer var. Orta kol dayamasına tutun. İşte şu minder şurada küllük. O zamanlar tabii sigara konusunda bu kadar hassasiyet yok. Sol ve sağ ayna yok. Onu da dikkatinizi çekerim. O da önemli bir detay. O zamanlar öyle çok fazla bu tip güvenlik donanımları yoktu. Orta aynadan idare ediyorlardı. Şurada bakın bir aydınlatma var. Şimdi bir de bagajına bakalım. Bagajından sonra da motoruna bakalım. Biraz zor oluyor. Yanaşmak. Evet. Dev gibi kocaman bir bagajı var. Hakikaten bu arabayla 6 kişi bütün eşyasıyla birlikte seyahat edebilir. Kesinlikle edebilir. Yani günümüzün diyebilirim ki iç genişliği vesairesi D segmenti araçlardan bagajı daha büyük. Yani adamlar düşünmüşler, bu işi yapmışlar. Bize de burada bugünlerde aradan geçen neredeyse 60 yıl sonra böyle bakmak, hüzünlenmek kalıyor arkadaşlar. Şimdi buradan bakın
Motor kaputunu açıyorum. Evet. Kendiliğinden durdu. Ve işte burada da motorumuz. Motor konusunda şöyle. Farklı tasarımda motorlar yapmışlar. Yani bir tane motor yapmamışlar. Bu motor o ilk yapılan motorlardan. Ve de bu yandan sübaplı dediğimiz, daha doğrusu motor bloğunda sübaplar olan flathead adındaki motorlardan. L motor olarak da geçer. Çok eski araçlarda kullanılırdı. Yani böyle genellikle 1940'lı 50'li yılların daha sonrasında da birazcık kullanıldı. Sonradan bloktan egzantrikli motorlar ağırlıklı olarak kullanıldı. İşte bloktan egzantrikliden kasıtları da üstten sübaplı. Devrimde de o tip motorlar yapıldı. Yani bunun mesela performansında biraz sıkıntı çekiyorlar. Ondan sonra o motoru tasarlıyorlar. Böyle çeşit çeşit motorları, alternatifleri 4-4,5 ayda, sonrasında bir süre daha proje iptal edinceye kadar tasarlamaya devam ediyorlar. Ama işte maalesef sonra bitiriliyor. Tamam, belki de biz yapacağımızı yaptık, kanıtladık. Sonra diyorlar işte yok ekonomik şeyi yok, yok ihraç etmek lazım falan filan. Bir şekilde orada gözü alsalardı üretmeyi, zarar eder şekilde bile olsa şimdi o markamıza kavuşmuştuk. Hatta o zaman için 1 milyon 400 bin lira bir bütçe ayrılmış. Sonrasında kısmışlar bu bütçeyi. Ki o dönem at ıslahı için 25 milyon lira ayrılmış. Düşünün bakın, bir otomobil şey yapacaksınız ve ne kadar düşük bir para aslında. Ve ondan bile maalesef kısılmış. O yüzden olacak bir şey, resmen önü kapatılmış. Bu arada motorun hacminden de bahsedeyim. 2.1 litrelik bir motor. 4 silindirli, karbüratörlü ve de 50 PS civarında da bir güç üretebiliyor. Hemen bir de altına bakalım. Motorun her şeyi ortada. Yağ karteri bakın, hafif sürtülmüş. Volan dişlisi görünüyor. Kapağı şu anda yok. Kardan bile arkaya kadar gidiyor. Arkadan çekişli diferansiyeli görüyorsunuz. Ve de bu kardan milinin istavrozu başka bir araçtan tercih edilmiş. Fren tertibatının telleri görünüyor. Birçok şey açık bir şekilde ortada. Vites kutusu, egzoz sistemi ve bu da bu şekilde. Evet arkadaşlar, böyle bir günde geldik. Hakikaten çok güzel oldu benim için. Şu ana kadar çektiğim otomobiller arasında hiçbirine bu kadar heyecanlanmamış ve hiçbirine de bu kadar hüzünlenmemiştim. Şimdi o zamanlar o mühendislerin neler yaşadığını belki de binde biri olsa hissedebiliyorum arkadaşlar. Hakikaten üzücü ama size de böyle bir aracı tanıttığım için kısıtlı imkanlarla da olsa çok mutluyum. Bize bu imkanı veren Tülomsaş yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir müzeleri var. Herkesin gelip bu müzeyi gezmesi lazım. Ben de şimdi size göstereceğim arkadaşlar zaten detaylarını. Ama gelin devrimi görün arkadaşlar. Buradaki yazılanları okuyun ki gelecek için bu tip şeyleri bizim daha iyi değerlendirme şansımız olsun. Herkese tavsiye ediyorum. O filmi de izleyin. Gelin şimdi bir de müzemizi gezelim. Orada da farklı detaylar var. Bu çalışmalarla alakalı olarak onları görelim arkadaşlar. Burada devrimle alakalı yapım sürecinde sonrasında neler olmuş? Bütün dokümanlarla, belgelerle, orada kullanılan modeller vesaire, ne istiyorsanız her şey var. Müzenin içindeyim. Hakikaten süper bir müze. Şimdi orayı gezdireceğim size. Tek tek göstereceğim. Buradan girdiğiniz zaman ilk önce işte o dönemin fotoğrafları, İşte gazete küpürleri, genellikle devrim işte tanıtıldıktan sonrakiler burada yer alıyor. Ve de şu da ilk yapılan toplantıya ait bir fotoğraf. Çok düşük çözünürlüklü, büyütmüşler, bu kadar olmuş. Böyle bir şey. Burada çeşitli dergiler vesaire. Çeşitli Tülomsaş'ta kullanılan malzemeler. Bu meşhur tahta burada da böyle bir canlandırma yapılmış. Mesela işte devrim otomobillerinde kullanılan debriyaj kutusu, bu da motor dişlisi. Orijinal kireç taşı maketi demiş. Çeşitli yapım aşamasındaki mühendisler, işçiler. Zaten burada bakın, bu bahsettikleri maketin bir de orada orijinali var, onu da göstereceğim. Burada o filmde de gösterilen, bakın lokomotif sajlarını ne yapıyorlar? Çektirerek böyle hidrolik preslerde şekil veriyorlar, kaporta vesaire. Burada da bir güzel fotoğrafı var. Şu güzel bir olay. Bakın burada arka stopların çeşitli kalıpları mevcut. Bu kalıpların güzel bir hikayesi var. O da burada. Bunları normalde üretememişler. Dışarıdan aldıkları araçlarla da
uyum sağlayamamış. Öyle durumlar olmuş ve İstanbul'da bir yer bulmuşlar. Kendilerine rica etmişler. Onlar da hatta o kişi evlenecekmiş. Evliliği falan bırakmış, ertelemiş ve de Devrim'in arka stoplarını, arka işte sinyal vesaire grubunu üretmiş. Burada bakın R Plus ve de herhangi bir ücret de almamış. Vatana, millete bizim de böyle bir katkımız olsun diye. İmalat sırasında bakın bagaj kapağını hatırlarsanız iç iskelet kısmı. Burada böyle imalat sırasında, evet burada çeşitli özellikleri, işte yerlilik oranları, neler düşünülmüş, işte çalışanların, işte Emin Bey'in, Emin Bozoğlu'nun, Kemalettin Vardar'ın, çeşitli kişilerin biyografileri. Ve de bakın daha demin size gösterdiğim motor bloğu. Yandan sübaplı dediğimiz olay bu. Bakın sübap yerleri burada. Flathead motorlar bu şekilde çalışıyor ve şu şekilde silindirin içerisine yakıt hava karışımı giriyor. Normalde bunun bir de üstü olanından bu şekilde yapmışlar ama bizim baktığımız araçtaki motor işte bu L tip motor dedikleri flathead. A4L. Burada jant örnekleri bulmuş. Burada 1.6 ölçekli yan görünüm. Burada çizimlerini yapmışlar. Bu orijinal kireç taşı maketi. Yani bu gerçek. İlk orijinal kireç taşı maketi diye de belirtmiş. Bakın bu halde şu anda ama yine de korunmuş. O da güzel bir şey. Şimdi burada önemli bir detay var. Bunu birçok yerde yazmıyor. Ama ben müze müdürü beyefendiyle görüştüm, Özgür Bey'le. Bana izah etti. Şöyle ki yan camlar düz olduğu için paşa bahçeye yaptırılmış. Yapabilmişler ama o zamanın teknolojisiyle Türkiye'de arka camlar bombeli yapılamıyormuş. Ve o nedenle de başka bir aracın camları kullanılmış. Mesela o da işte hani yerliliği düşürmüş ama %80'in üstünde. Yine de mecbur kalındığı için süre sıkıntısı olması nedeniyle böyle bir şey yapılmış. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Bakın şu fotoğrafta çok güzel. Tüm çalışanlar aracın başında. Burada yerli olarak yapılan liste. Bazıları çok az parça yabancı olarak farklı araçlardan temin edilmiş ama gördüğümüz bu liste tamamen yerli imkanlarla üretilmiş ve tasarlanmış. Bakın motor bloğunun ilk kalıp modeli ahşaptan böyle bir başlangıçta yapıyorlar. Daha sonrasında bunun aynısını çeşitli işte toleranslar vesaire ölçüler belli oluyor. Zaten bakın imal ediliyor burada motor bloğu. Gördüğünüz gibi kumpasla ölçülüyor. Döşemeler konusunda şöyle önemli bir detay var. Normalde burada gördüğünüz mesela anlaşılmıyor renginin ne olduğu. Ama bunu bugünün renklendirme teknolojisiyle siyah beyaz fotoğrafı renklendirmişler. Ve en yakın bir şekilde şu an iç döşemesi neyse onu elde etmişler arkadaşlar. Ona göre gerekli revizyon yapılmış. O da önemli bir detay. Burada da görünüyor zaten aracın içindeki desen vesaireyle birebir aynı. Burada bakın ekibin o meşhur fotoğraflarından bir tanesi. Ve de özel proje hesap zaptı. Araç 1 milyon 400 bin lira bütçeyle başlamış. Sonra düşürülmüş ama bakın iş bayağı bir ciddi şekilde düşmüş ve kaç liraya bitmiş bakın. 900 bin lira özel projenin gerçekleşmesi için verilen 900 bin TL ödeneğin hesap özeti yukarıda verilmiştir denmiş. İşte hesap özeti 900 bin liraya bitirmişler arkadaşlar işi. Şimdi burada bakın bir radyo var. Bu radyonun olayı da şu. Daha sonrasında Devrim otomobilleri bittikten sonra Devrim adında radyo üretilmiş. Yani bunu bulamamışlar ama buraya bir örnek olarak koymuşlar. Devrim adında bir radyo üretimi de gerçekleşmiş arkadaşlar. Burada görmüşken onu da hemen belirtmekte fayda var. Şu fotoğraf çok güzel. Bakın Devrim İstiklal Caddesi'nde. Böyle geziler de gerçekleşmiş. Evet arkadaşlar, Devrim otomobilleri, Devrim arabaları gezimizi tamamladık. Hem size aracı tanıttık hem de bu harika müzeyi gösterme olanına kavuştuk. Umarız beğenmişsinizdir. Ben burada müze çalışanlarına, Tülonsaç Genel Müdürü'ne, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize verdiler. Size de bu aracı tanıtma olanına kavuştuk. Ayrıca Odun Pazarı da çok harika bir yer arkadaşlar. Ben şimdi gezmeye gidiyorum. Çeşitli yerleri var. Size de tavsiye ederim. Odun Pazarı'nı da görün ve gelmişken Devrim Müzesi'ni de mutlaka ama mutlaka görün arkadaşlar.
ülke tarihini öğrenmek için, böyle şeyler yaşadığımızı görmek için önemli. Bizi de izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.